Yeni videodan herkese selamlar. Bugün karşınıza gene harika bir tarifle geldim arkadaşlar. Bu tarif sizin yağlarınızı yakmanıza yardımcı olacak. Sizi aşırı derecede tok tutacak. Kilo veremeyenler, duraklama döneminde olanlar, hızlı kilo vermek isteyenler için birebir bir tarif. Bir yandan yapmaya başlayacağım. Bir yandan da tarif size anlatacağım. Faydalarından da hemen bahsedeceğim. İlk olarak bana yoğurt lazım arkadaşlar. Daha sonra burada da gördüğünüz gibi 2 adet kayısım var. İsteyen taze kayısı da kullanabilir. İlk olarak e, tabağıma e, 3 yemek kaşığı, pardon 4 yemek kaşığı yoğurdumu alıyorum. İsteyenler e, yani şöyle söyleyeyim. Erkekseniz e, 6 yemek kaşığına kadar çıkabilirsiniz ama bayanların e, 3 ya da 4 yemek kaşığını geçmemenizi öneririm. Şöyle ben e, yoğurdumu alıyorum. Yoğurt bizim karın yağlarımızı yakmamıza yardımcı olacak. Bizi aşırı derecede tok tutacak çünkü içerisinde protein var. Aynı zamanda içerisinde faydalı bakteriler de olduğu için metabolizmamızı da hızlandırmış olacak. Aynı zamanda çok da güzel bir kan şekeri dengeleyici. Daha sonra geçiyorum hemen kayısıya. Eğer mevsimindeyse taze kayısı kullanabilirsiniz. Ben burada kuru kayısı kullandım. Kuru kayısı kullanacaksanız 4 taneye kadar çıkabilirsiniz. Ben 2 tane koydum. Eğer taze kayısı da koyacaksanız yine 2 tane yeterli olacaktır. Kayısı da burada bağırsaklarımızı hızlandırmak için. Çünkü bağırsaklarımız hızlanınca metabolizmamız da hızlanıyor ve otomatik olarak kilo verimi de hızlanmış oluyor. Üçüncü ve e, ana malzememiz de tef tohumu arkadaşlar. Tef tohumunu ben şimdi e, göstereceğim e, yoğurdun içine koyduktan sonra nasıl yaptığımı. Sıcak suda önce biraz haşladım. Tef tohumunu e, büyük marketlerde bulabilirsiniz. Küçük marketlerde biraz zor bulunur. İnternette de bulabilirsiniz. Bakın ben şöyle ilk olarak yoğurdumun içine eklemeden önce 2 yemek kaşığı kadar e, silme yemek kaşığı e, tef tohumunu şöyle küçük bir cevize gibi bir şeyin içine koyuyorum üzerine. Bir miktar su ekleyeceğim göz kararı. Daha sonra ateşin altına koyuyorum ve kaynadıktan sonra bir 5-6 dakika kadar bekletiyorum. Daha sonra ocaktan alıyorum. Yani kısacası pişmiş tef tohumu kullanıyoruz burada. Gelelim tef tohumunun faydalarına. Lif, demir, kalsiyum ve protein bakımından gerçekten çok zengin. Kansızlık sorunumuz varsa çok iyi geliyor. Yüksek besin değerleri sayesinde de sizi uzun süre tok tutacak. Bu özelliğiyle kilo vermenize de yardımcı olacak zaten. Biliyorsunuz diyet yaparken bizim için en önemli olan şeylerden bir tanesi de tok kalabilmemiz. İçinde birçok mineral ve vitamin olduğu için de bağışıklık sisteminizi acayip derecede güçlendiriyor. Ve aynı zamanda bağırsaklarınızı düzenleyerek metabolizmanızı hızlandırmış olacaksınız. Evet şimdi gelelim kullanımına. Bunu kullanırken e, her zaman da söylediğim gibi biraz daha beslenme düzeninize dikkat ederek bol bol su içmeyi ihmal etmeyin. Kürü e, haftanın 3 günü kullanıyorsunuz. 3 günden sonra diğer günler ara veriyorsunuz. Sonra tekrardan diğer hafta 3 gün şeklinde kullanabilirsiniz. Hamile ve emziren anneler, e, kronik rahatsızlığı olanlar mutlaka doktorunuza danışmadan kullanmayın. Videomuzun sonuna geldik. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.